Diyelim ki öyle yapmadık, Rabbimizi unuttuk. Kendi kendimize kararlar aldık, hüküm verdik. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalıştık. Ne kazanırız? Hiçbir şey. Rabbimizi, Rabbimizin rızasını, ebedi hayatımızı kazanmadığımız kesindir. Çünkü ameller niyete göredir. Oysa ki görüyor, gelenlerin hepsi buradaki imtihana tabi tutuluyor, sonra gidiyor. Hayatı yaşarken de kimi peygamberler gibi yaşar, kimi sahabe gibi yaşar, kimi Firavun gibi yaşar, Ebu Cehil gibi yaşar, Nemrut gibi yaşar. Yaşar derken onlar gibi düşünüyor. İsterse hiçbir gücü olmasın. Madem ki görüyoruz her gelen gidiyor. Bu durumda Allah öyle buyurmuş ayet-i kerimede. Müslüman olmadan ölmeyin. Evet, Müslüman olmadan ölmeyin dedi. Bütünüyle Allah'a teslim olmadan, Rabbinin huzurunda durmadan, Rabbine şehadet etmeden, Rabbinin rızasını gözeterek, hayatı yaşamadan, kendi nefsinden kurtulmadan, nefsini Allah'ın nuruyla nurlandırmadan, ruhun nuruyla nurlandırmadan, her zerrende Rabbini zikretmeden, tesbih etmeden, hamd etmeden, baktığın her yerde hem kendine, nefsinde, afakta, enfüste, bütün varlıkta Rabbinin güzelliğine şehadet etmeden, her şeyi Rabbinin ismiyle okumadan, anlamadan, anlayıp teslim olmadan, Rabbine teslim olmadan ölme dedi. Ölme, bu senin felaketin ne olur? Ölme ne demek? Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Huzuruma gelme dedi. Tabii insanlara bakarken herkes böyle yapıyor. Bir de kendine bakıp ben onlardan daha iyiyim zaten. En azından biraz ibadetimi yapmaya çalışıyorum, kulluğumu yapmaya çalışıyorum. Kıyas yaptığımda ben onlardan daha iyiyim. Doğru olabilir. Sen ondan daha iyi olabilirsin. Ama Allah'ın iyi dediği bu değildir. Allah böyle bir kıyas yapmaz. Seni kullarıyla kıyaslamaz. Kiminle kıyaslıyor seni? Seni peygamberleriyle kıyaslıyor. Ölçüyü koymuştur. Senin ölçün peygamberindir. Senin ölçün iman ettiğin peygamberlerdir. Onlar hayatı nasıl yaşadılarsa, nasıl iman ettilerse, nasıl Allah'a teslim oldularsa, peygamberler ve onlarla beraber olanlar, mallarıyla, canlarıyla nasıl Allah yolunda cihad ettiler, nasıl Allah'a verdiği sözü yerine getirip Allah yolunda öldülerse, öbürleri de Allah'a verdiği sözde sadık olanlar sırasını bekler dedi. Yani Allah yolunda ölmeye hazır. Allah yolunda ölmek demek böyle gidip bir yerde ölmek değildir. Ölünce ne olur? Hayatı biter. Allah'ın sana verdiği hayatı onun yolunda kurban etmen lazım. Evet. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir buyurdu ya. Hayatın nerede hangi yolda yürüyorsan orada ölüyorsun. Onun yolunda öl dedi. Ona koşarken öl. Onun huzurunda öl. Onun huzurunda yaşa. Evet, hayatın ve ölümün alemlerin Rabbi olan Allah için olsun. Neyi verecek bunun karşılığında? Kendi güzelliğini. İstediği her şeyi. Bildiği bir de bilmediği, bilmedikleri. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin fehmetmediğini verecek sana. Ne yana dönersen dön, bitmez, tükenmez bir saltanat dedi. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır dedi. Allah'ın rızası, evet, hepsinin üzerinde ama nedir? Burada bunu anlamadan oraya gidersek onu kazanamıyoruz. Bunu bilelim bir kere. Bir kere
Biz Rabbimizden razı olalım. O da bizden razı olurken bunu bize tattırır. Rızayı bize tattırır. Kulum ben senden razı oldum. Evet. Bunu sana tattırır. Hitap olarak değil, sana gönlüne tattırır bunu. Onu bir tatman lazım. Evet, böyle yaptım, Rabbim benden razı oldu. Yarım yamarak oldu, evet, parça parça oldu, eksik oldu. Ama biliyorum ki Rabbim benim bu halimden, bu işimden, bu tavrımdan, bu yaptığımdan, sözümden, çabamdan, gayretimden Rabbim razı oldu. İsterse binde bir olsun. O onu tamamlar. Kulunun gücünü biliyor çünkü.